geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Rabbiniz güzelliğiniz, sağlığınız daim diyerek yine başlayalım. Bugün arkadaşlar ev gelecek, eşyalarımı getirecek. Bizler kaçta geleceğini bildiğimiz için erkenden çıktık. Ufak tefek yere eksiklerimiz var. Onları almak için İzzet Bey ile beraber şimdi eve gideceğiz. Geri kalan işlerimizi de yapıp ev turu bekleyeceğiz. Zannımca bazam gelmemiş. Mutfak çok amaçlı, dolabım gelmemiş. O yüzden bana gene tekrar yerde yatmak düşüyor arkadaşlar. Alıştım zaten yer yatağına da. İlk zamanlar biraz zor gelmişti ama şimdi alıştım. Temizlik için Gülzade bacım başka yere sözü varmış, yemek yapıyor ama beni haber gelmemiş oradan. Bugün Gülzade bacım da gelecek Allah izin verirse. Temizlik yapılacak arkadaşlar. Hem eşyam yerleşilecek hem de temizlik yapılacak. Evim ne zaman hazır olursa sizlere en kısa zamanda ev turu da çekeceğim. Gelen eşyalarımı da göstereceğim. Allah izin verirse diyelim. Şimdi gidiyorum evime. Temizlik için Gülzade bacımı ve ev turu bekliyoruz arkadaşlar. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Sıra neye hayat bana geldi? TRT spikeri haberleri sundu. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizler Allah'a çok şükür iyiyiz. Sona doğru geliyoruz. Yolun sonu görünüyor inşallah. Şükran detaylı olarak sizlere çekimini yapar. Evet, ev turu bekliyoruz. Mobilyalar kuruyormuş. Ama yatak döşek yok. İdare edeceğiz. Ne yapalım arkadaşlar? Demokraside çare tükenmez. Evet arkadaşlar. O nedenle şimdi sözü Şükran'a bırakıyorum. Havalar çok güzel. Gördüğünüz gibi tırın tırın, evet, bir hava gözlük var. Gözlük taktığımıza göre hava güneşli. Güneş gözlüğü ne kış gününde demeyin ama böyle güzel Şubat ayında böyle güzel havalara alışkın değiliz. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Tabiat olayları olmasın inşallah. Allah felaketlerden, depremden, selden cümlemizi korusun. Tüm insanlığı korusun. Yani Şubat ayında böyle güzel havaların olması biraz tuhafımıza gidiyor. Seviniyoruz ama hep böyle kötü tarafa aklımıza geliyor. İnşallah yani bir tabiat olayı olmaz. Allah, o yüzden Allah yani korusun. Sadece bugünümüze sevinemiyoruz. Geleceğimizi de düşünüyoruz. Allah cümlemizi felaketlerden korusun diyerek evimize geldik. Şimdi ev kuru bekleyeceğiz. Gülzade bacım da gelmiş. Şu anda kapıda bekliyor. Görüşürüz canlar. Gelişen gelişmelerde sizlere havadisler vereceğim inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Ben eve geldim arkadaşlar. Hemen Defne de uyanmıştı. Bak ben kızıma ne aldım. Güzel mi? Çok güzel annem. Ellerine sağlık. Beğendin mi kızım? Evet anne, çok beğendim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bize soracaksınız her... Bizler çok çok iyiyiz. Böyle şimdi kahvaltı yapıyorum. Anneannemlere geldim. Arkadaşlar dışarıya çıktım demiştim ya, ufak tefek eksiklerim vardı. Onları gördüm geldim. Defne de çok seviyor kırpidisini. Gülzade bacım da seviyor. Ona da aldım bu arada. O da yiyecek bugün. Kahvaltılık da koyacağım tabii ki, Gülzade bacımın kahvaltılığı da olacak yanında. Şimdi ev kuru bekliyorum. İnşallah çabuk gelirler. Yarım saate kadar buradayız dediler arkadaşlar. Gülzade bacım temizliğe başladı. Ben de balkonda biraz oturayım dedim. Ev kuru gözetliyorum bu arada. Jaluzileri de yukarıya kaldırdım ki daha iyi görebileyim diye. Hem dedim hava güzel, güneş girsin içeriye diye. İnşallah çabuk gelir ev kuru. Geç olsun da güç olmasın arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah. Defne'den kalpler geldi. Sahibimin yarısını tamamlayın arkadaşlar.
sürüyor. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Ne iyiyim ne kötüyüm. Olsun iyiyim. Olsun, gene de iyi ol inşallah. Bugün günlerden ikinci gün arkadaşlar. Dünkü çekimimi az önce yayınladım. Gene hepinize günaydın, hayırlı günler, selamın aleyküm diyerek güne başladık. Gülzade bacım, dün sabah kahvaltılık yaptım ona. Menemen yaptım. Onlardan yemedi. Ben de bu sabah kahvaltılık menemen koymadım. Böyle pizzayla yufka yaptım çayla birlikte. İştahı da yok, rahatsız zaten. Yiyecek arkadaşlar. Dün temizlikler yapıldı. Bugün ikinci gün full temizliğe devam. Hoş poleni göreyim. Polen topluyor. Arı götürecek gelmiş. Bir tarafa. Çiçek açmış ya, sarı sarı ucundan tozlarını alıp alıp gidiyor. Değil mi acaba? Evet. Ne arası bu Gülzade? Guvan guvan şey gibi. Aha. Suya. Kolay gelsin İzzet Bey. Eyvallah, kolaysa başağın gelsin. bir o gelecek yani başıma. Başıma gelmedi kalmadı zaten. Ne yapalım? Görevimiz. Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemişti hayatım. Sen iyi biliyorsun benim başıma gelenleri. Evet, ben böyle Allah. Böyle zorluğa ben amenna diyorum. Aynen, alışıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradan beyazdım. Bunu da ben yapıyorum. Bak, Muammer mi yapacak? Bak. Doğru İzzet mu? Bey becerikli. Evet. Bakın elinde tornavida ile beraber yaptı, makinesi olmasa bile. Makineye gerek yok. Yani 10 dakikada olacaktı, yarım saat de olsun. Vakit geçiyor. Değil mi? Evet. Samandan tasarruf. Evet, evet. Evet, kurtlarımız da burada. Tabii ki bu arada. Son model. Nereden aldın onları? Bunlar çakmaklar ticaret. Çakmaklar ticaretten aldık bunları. Şimdi buraya geçiyoruz. Gülzade bacımın işi bitti arkadaşlar. Yarım günlük bir işi kalmıştı. Dünden kalma, onları da yaptı. Tuvaleti, lavaboları, oturma odası, benim yatak odamda. Fazla bir temizlik yapamadı çünkü bazanın içindekiler orada arkadaşlar. Sadece yatak odamın camları kaldı, camı kaldı daha doğrusu. Bir de yeni halılarım silinecek, onu da bir ara gelip yaparım dedi Şükran abla dedi. Tamam dedim. Onu yolcu ettikten sonra şimdi ben Defne ile beraber gene dışarı çıkasımız var. İşler bitmiyor, inanın bitmiyor. Ne gelsin oğlum? Ne yapıyorsun? Acıktım ya. Yılan korkacağım ya. Elmalı yılan. Rendeyi bulamadım. Buraya küçük küçük doğrayım dedi. Ben vereyim sana rendeyi. Yok, gerek yok. Kalbettim. İsteseydin ben verirdim sana oğlum. Kolamı çekildim ya. He. Yulaflı elma. Tarçın da koyacaksın değil mi? He. Başka bir şey doyuruyor oğlum ya. Hadi kolay gelsin oğlum. Biz de ne yapıyoruz? Defne ile biraz dinlenmedeyiz. Biraz sonra dışarı çıkacağız tabii ki. Dışarı A101'e kadar gideceğiz. Bugün A101'in günü. Şöyle bakalım aktüel ürünlere neler gelmiş. Perşembe A101, Cuma günü mi? Şok. Çarşamba A101, Perşembe. Cuma günü de BİM'in günü. Evet. Onu doğrayıcı verseydim sana. Tepside mi doğradın? Gerekiyor mu? Olsun. Bugünkü menüde köfte vardı arkadaşlar. Köfteyi de Defne, dedesi, Erkin yediler. Nasıldı köfte İzzet Bey? Mükemmel. Sanki Yalıköy köftesine benziyor. Yalıköy köftesi, bizim ordunun Yalıköy köftesi biliyorsun çok meşhurdur. Burhan köfte. Aklıma evet. O geldi, o çağrışım yaptı.
Uzun zamandır da orada köfte yemeye gidemedik. Yıllar oldu. Bu korona döneminde evet, maalesef, Perşembe'den da, ileri geçemedik an, arkadaşlar. Şu an orada da kapalı diyor. Sadece sipariş. Evet Defne. Ne var ne yok geldik. Yanağın geldik. Çayın yok, kahven yok. Şimdi köftenin üstüne çay gelecek. Ama önce bir kapanışı yapalım. Evet. Evet Defne. Kapanış senden kızım. Hadi buyurun. Ama kapanıştan önce deden ufak bir gelişme daha var. Onu da söylesin. Balkona ne gelecekti? Buranın rafı yarın geliyor arkadaşlar. Son alet. Raf değil, dolap. Dolap işte, raf deniliyor ona. Raf gibi, evet. Balkon dolaplarım yarın geliyor arkadaşlar. Allah izin verirse. Ev de temizlendi. Evim yerleşti ama tam yerleşmedi. Raf gelmeden, dolap gelmeden ben halıları sermek istemiyordum. İnşallah yavaş yavaş mutlu sona yaklaşıyoruz. Bazam da gelecek Allah izin verirse yani, ama ne zaman bakalım. Allah izin verirse diyelim. Mutfak dolabım da gelirse tamamen yavaş yavaş mutlu sona yaklaşıyoruz diyebilirim. Geç olsun da güç olmasın arkadaşlar. Aynen öyle. Evet Defneciğim, kapanış. İnşallah videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kanalımıza şuradan abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videolarımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol tuşundaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizi çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olunuz. Kalplerimize gönderiyoruz. Hoşçakalın. Reklamları izlemeyi unutmayınız. Reklamları izlemeyi unutmayınız. Bol bol yorum yapmayı da unutmayınız. Bizleri de unutmayınız. Biz hep sizin yanınızdayız. Siz de bizim yanımızdasınız biliyoruz. Allah ne muradınız varsa versin. Allah'a çok şükür ki. Evet. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın. Kalpleniyorum. Evet. Bugünkü kapanış Defne Balım ve dedesinden oldu arkadaşlar. Evet. Çok şükür Allah'ımıza. Havalar da çok güzel ama gene de güzelliğin ardında inşallah bir felaket olmaz. Şubat ayında böyle bir havaya hiç alışkın değiliz. Allah korusun diyelim. Allah cümlemizi, tüm insanları korusun. Amin. Felaketlerden. Başka ne diyecektim? Aklımda bir şey daha vardı. Arkadaşlar koltuklarım kuruldu. Evde yerleşti ama koltuklarımın bacakları ahşap rengi olduğu için Muhammed kardeşim bugün onları beyaza boyayacak. Koltuğun ucundaki ahşap koltuk masası da onu da aldı Muhammed kardeşim. Akşam götürdü. Onun yerine ne yapacak İzzet Bey? MDF beyaz. Boyatmıyoruz. Onun yerine çıkarttık. Aynı ölçüde MDF beyaz lake masa yapıyoruz. Aynen öyle. Boyatma masada tutmaz dediler. Evet. Bir ayak damarı kadar. Damarı var çünkü damar belli olur ileride dediler. O nedenle biz onu sonra aynı ölçüde aynı ebatta beyaz lakeden masayı biz yapıyoruz. Bu arada salondaki dolaplarımın kulpları da yapıldı, takıldı. İzzet Bey evet, kendisi gitmiş, almış, kendisi yaptı. Demek ki yapabilirmişim. Yani makine olmasa bile tornavida ile birlikte hepsini yaptı arkadaşlar. Yani siyah oldular. Evet. İnşallah evim tamamen bittiği zaman da sizlerle paylaşacağım. Bu arada evimin avizelerini de aldım. Yarın gelecek inşallah. O da geçti. Ev Demo Nurcan. Ordu Demirler AVM karşısından oradan aldım. Evet. Ne kadar aldık hayatım? 450'ye, 500'ü de 450'ye anlaştık. Bir üçlü, bir tane de tekli 450 TL arkadaşlar. Evet. 350 mi 450? 450. 450 TL. Yarın Allah izin verirse onlar da gelecek. Misafir salonuma takılacak. Bir tane tekli aldım. Mutfakta da tekli olmuş oluyor. Arada da tekli olmuş oluyor. Eski dolabın olduğu yerde. Ama gözüme tekli az görünürse ikili alacağım oraya arkadaşlar. Önce bir deneme yapacağım. Dediler ki eğer memnun kalmazsanız tekliden siz ikili de sipariş verebilirim. İkiliyi de onu geri getirirsiniz. İkiliyi takarız dediler. Olmazsa öyle yapacağım. Önce bir bakacağım. Göz aşinalığı. Gözüm eğer ikili isterse ikilisini alacağım. Onları da aradan çıkmış oldu. Gayet güzel avizelerim, salon avizelerim arkadaşlar, mobilyama, koltuklarıma, her yere çok uyumlu, duvarlara da uyumlu. Yorulduk ama.
Çok evet, yorulduk. Çok yorulduk. Ama tatlı yorgunluklar. İnşallah bugünler de geçecek. Allah izin verirse keyif zamanı da gelecek. Temizlikler yapıldı. 3 aylık bir serüven. Evimizi değiştirme serüveninin sonuna yaklaştık. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Arkadaşlar, inşallah bundan sonra Rabbim evimizde huzurlu, mutlu, sağlıklı, uzun ömürlü oturmak nasip etsin. Hevesliğimizi almak nasip etsin diyerek bugünkü vlogumu sizler merak etmeyin diye hemen yüklemek istiyorum. Hadi bize eyvallah. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda sohbetlerinizi bekliyorum. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Bol bol sizlerden beğenler, linkler bekliyorum arkadaşlar. Eğer abone olmadıysanız, zili tüm bildirimlere de ayarlamadıysanız bizden gelecek bildirimlerden haberdar olamazsınız. O yüzden önce abone olmanız gerekiyor. Abone olmak da ücretsizdir. Zili de tüm bildirimleri ayarlarsanız anında benden gelen bildirimlerden haberdar olursunuz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.